şu anda gazetecilik yapan, muhabirlik yapan arkadaşlarımızın bazıları Musa Anter öldüğünde doğmamıştı. Doğmamıştılar daha. Ya zinciri hesaplayabiliyor musunuz? Yani nasıl bir zincir geliyor? İnsandan insana, kuşaktan kuşağa. Yani bence tarihte en azından Kürtler açısından söylüyorum, ilk kez Genelkurmay'ın resmi açıklamalarının ya da işte hükümetlerin resmi açıklamalarının haricindeki alternatif bir bilgi kaynağı ortaya çıktı. Bunu biz gördük, yani Roboski'de gördük. Roboski'de özgür basın olmasaydı 34 kişilik büyük bir gerilla birliğinin mahvedildiği anlatılacaktı bize. Hatta muhtemelen yanlarına bir şeyler de konacaktı. Yine örneğin Güçlü Konak katliamını hatırlıyorum, ben gazetedeydim. O günlerde yanlış hatırlamıyorsam 11 kişi mi ne köylüleri öldürüp bir minibüste yakmışlardı ve olay o gün PKK'nın üstünde kalmıştı. Öyle görünüyordu ama yerelden bilgiler geldiğinde anlaşıldı ki olay bambaşka. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de onayladı bunu. Resmen ordu tarafından öldürülmüş insanlar ve ateşe verilmişler. Gazete bombalandığı sabah herkes oradaydı, yani sırf ben değil. Hatırlıyorum, herhalde sosyalistlerin tarihindeki en kısa toplantı o gün yapılmıştır. Yani 3 dakika falan sürdü. Ve şu karar alındı hemen, işte hatırlıyorum. Yani bütün teknik aletlerin şeye getirilmesi ve gazeteye yardımcı olunması. Yani o dönemde takip ediyorduk. Kadırga'daki o ünlü binaya gelip gittiğimiz oluyordu. Ya çok büyük bir öfke vardı, onu hatırlıyorum. Ve yani şu anda zor rastlanan, yani eskisi gibi değil ortam ama şu anda zor rastlanan çok güçlü bir dayanışma vardı. Zaman zaman Kürt basını ve Özgür Gündem geleneği şeyle eleştirilir. Ya işte Türkiye cephesindeki haberlere çok fazla işte yoğunlaşmıyorlar. İşte hep kendi haberlerini veriyorlar diye, ama birader sen de Kürtlerin haberlerini ver o zaman. Yani zaman zaman biz gazetede, onca yıldır hatırlarım ben, her toplantıda konuşuruz bunları, ya işte şu haberlere de öncelik vermek lazım diye, ama habere bakıyorsun, örneğin gazeteciler öldürülmüş işte şeyde, Federal Kürdistan tarafında ya da Rojava'da işte. Bu haberi kim verecek? Yok, başkası yok. Mecburen sen onu manşete çıkarıyorsun. Kürt basını şunu istemez mi? Yani ülkede, hem Kürdistan'da, hem Rojava'da, hem şurada, buradaki insan hakları ihlallerini, cinayetleri, yargısız infazları, bütün muhalif gazeteler verse de bizim yükümüz azalsa, İstemez mi? Elbette ister, ama olmuyor. Bu olmayınca da yük şeyde kalıyor. Özgür basının üstünde kalıyor. Adele Birant itiraf etmişti bir defa, ya biz berbat gazetecilik yaptık. Ordu ne diyorsa onu verdik diye itiraf etmişti, hatırlıyorum ben. Şimdi ama o gazetecilik de bitti. Yani açtığında herkes, yani bir olay olduğunda örneğin bizim basına da bakıyor. Yani şimdi yasaklıyorsun, kapatıyorsun, ama ben bir şey söyleyeyim size mesela. Şu anda bütün
elçilikler, hükümet makamları, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı hepsi her sabah yasakladıkları siteler var ya, hepsine giriyorlar ve hepsini okuyorlar. Çünkü Orta Doğu'da siyasetle uğraşıyorsanız, Orta Doğu'da bir güç bu. Sen beğenme. Orta Doğu'da bir odak noktası. Yani Esad nasıl bir odak noktasıysa, Kürt hareketi de bir odak noktası. Okumadan yapamazsın. Mecbur okuyorsun. Ne diyorlar bunlar? Her röportajı okuyorlardır. Yani o işte şeyin ya, hareketin liderlerinin falan filan. Yani Kürt basını şeyle ölçülebilen bir şey değil özgür basın. Ne kadar sattığı, ne kadar şey olduğu. Öyle bir şey değil. Yani Türkiye'de ya da Orta Doğu'da siyasette uğraşıyorsan, sen her sabah şöyle yapmak zorundasın. Ulusalcılar ne diyor mesela? Cumhuriyet okursun, değil mi? İktidar cephesi ne diyor? 3-4 tane gazete var orada işte. Onlara bakarsın. Kürtler ne diyor? Oraya da bakmak zorundasın. Hayatın gerçekliği böyle. O yüzden Kürt basını genel olarak özgür basın yok sayılsa da, zaman zaman bastırılsa da, kapatılsa da, bu ülkenin gerçekliklerinden biri artık.